Sevgili seyirciler merhaba. Bir İşkolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan. Bugünkü konuğumuz Derya Avcıkaya. Kendisi fizik tedavi, rehabilitasyon ve tamamlayıcı tedaviler uzmanı. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Bizler deyiz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Evet, ben Derya Avcıkaya. İstanbul doğumlu, İstanbul'da yaşamaktayım. Halen devam etmekte olan fizyoterapi Avcılar Gelişim Üniversitesi'nde devam etmekteyim. Aynı zamanda tamamlayıcı tedavilerle de ilgileniyorum. 7 yıldır bu işin içerisindeyim. Harikasınız. Biz de başarılarınızın Çok devamını teşekkür diliyoruz. ediyorum. Peki bu işe nasıl başladınız? Neden bu sektörü tercih ettiniz? Bu işe başlamamdaki en büyük sebeplerin bir tanesi aslında geleneksel tıp olan hacamatla tanışmam oldu. Çok şiddetli bir bel ağrısıyla birlikte hacamattan sonra ağrılarımın %80 geçtiğini gördükten sonra evet dedim işte bu ben bu şekilde devam etmeliyim dedikten sonra kendimi fizyoterapi bölümünde buldum. Bu şekilde Aslında giriş yaptım. harikasınız. Biz de sizi tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Aslında bazen yollarımız kendi deneyimlerimiz ve tecrübelerimiz üzerine yönleniyor, değil mi? Evet. Zaten alanınızda da Hı. uzman olduğunuz için Evet. aslında bu süreçte, bu serüvende Hı. böyle bir evrilme olmuş. Bu başarı da buradan geliyor demek ki. Ben sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Peki bize fizyoterapinin ne olduğunu anlatır mısınız? Evet. Fizyoterapi aslında günümüzün en çok ihtiyaç duyduğu bir yan dal. Kişilerin ilaçsız, ameliyatsız ve ağrısız en kaliteli yaşamı nasıl sürdürebiliriz kısmında fizyoterapiye ihtiyaç çok fazla duyuluyor. Uzmanlar tarafından, hekimler tarafından yönlendirilen bir yan dal olarak kişilere hizmet vermekte fizyoterapi bölümü. Çok güzel. Peki biraz da hizmetlerinizin detaylarından Hı ve hı. çalışmalarınızdan da bahseder misiniz? Ben özellikle hacamatla başladık aslında. Orada böyle kısa bir giriş yaptık ama Evet. aslında hacamatla fizyoterapinin tanımı aynı mıdır, ayrı Hı mıdır? hı. Aralarındaki farklar nelerdir? Evet, fizyoterapi kişinin işte kas, kemik, tendon kısmında ilgilenirken, fiziksel aktivite kısmında ilgilenirken, hacamat kişinin kan detoksuyla birlikte yaşam kalitesini arttıran bir eylem. Dediğim gibi iki farklı yol ama sonunda yine birleşen bir yol. Bu şekilde ayrım sağlayabiliriz. Peki bunu her vatandaş yaptırabiliyor mu? Yani hacamatı ve fizyoterapiye Hı herkes hı. bu tedavi yöntemlerinden yararlanabilir mi? Hacamatı 2 yaşından 80 yaşına kadar herkes yaptırabilir. Tabii ki uygun olmayan hastalık grubunda insanlar da var. Bunlar nedir? Bunlar çok yaşlı insanlardır. Kansızlık problemi anemisi olan insanlardır. Veya fil hastalığı olan insanlardır. Veya regl döneminde olan hanımlardır. Bunlara hacamat yapmıyoruz. Yapılacak kısmındaki hasta grubu çok daha fazla. O yüzden hacamattan muhakkak faydalanmalarını tavsiye ediyorum ben herkese. Çok güzel. Peki bir de mizaç kısmı var, değil mi? Evet. Mizaç nedir? Biraz bunu da açarsak. Mizaç, İbni Sina ve kadim tedaviler kısmında en can alıcı aslında analizle birlikte başlayıp kişinin mizacının analizini tespit edip ondan sonra nabza göre şerbet vermek bir tabiri vardır. Nabza göre şerbet vermektir. Yani kişinin mizacını belirlersiniz. Ondan sonra ona göre tedavi uygularsınız. Nedir bu mizaç? Kişinin yaratılıştan gelen bazen anne ve babasından aldığı hem karakteristik yapısı hem ruhsal yapısıyla birlikte yaratılış şeklidir, biçimidir. Şimdi baktığımız zaman mizaçların 4 tane sınıfı vardır. Herkesin anlayabileceği bir dilde söyleyeyim ben. Toprak mizaç vardır. Diğer adıyla sovdadır. İşte su mizaç vardır. Diğer adıyla balgamidir. Ateş vardır. Diğer adıyla safravidir. Ve hava vardır. Diğer adıyla demevidir. Baktığınız zaman nedir bunların özellikleri veya karakteristik yapısı diye soracak olursanız aslında biz mizaçları saatlerce anlatsak bitiremeyiz. Çünkü çok fazla ele alınmış kitaplar, konular çok fazla. İbni Sina'nın yönteminde de mizaca çok değinilmiştir. Çünkü mizaca göre tedaviler olduğunda kişiden çok daha fazla verim alıyoruz. Mesela gelelim ki bir hava mizaçtan bahsedelim, bir demevi mizaçtan bahsedelim. Nedir bu demevi mizaç? Kişinin nemli ve sıcak olmasıdır. Yani
hava vücudunda daha çok galebe olmuş, daha çok baskın gelmiş, kişi artık havaileşmiş. Baktığınız zaman bu Demevi mizaçların özelliklerinden birisi de mesela çok gösterişli ve şaşaya düşkün olmasıdır. Sosyal karakterli olmasıdır. İşte bir sovda mizaca, toprak mizaca baktığımız zaman özelliklerinden en can alıcı noktası çok detaycı olmasıdır. Veya işte bazen melankoliye yatkın olmasıdır. Bunların kuru ve soğuk olmasıdır. Şimdi kalkıp siz zaten vücudu soğumuş, kuru ve soğuk olmuş bir insana sürekli onun tam daha da çok soğutacak şeyler yaparsanız kişiye faydadan çok zarar verirsiniz. O yüzden mizaçları bilmek tamamlayıcı tedaviler kısmında yol almak için en önemli faktörlerden birisi ve de çok güzel bir ilim. Evet, çünkü bazen baktığımız zaman şöyle de bir algı var değil mi? Aslında doğru bildiğimiz çok yanlışlar var. Ona iyi gelen şey bana gelmeyebilir. Aynı rahatsızlıkta, aynı hastalıkta, aynı teşhis konulmuş noktada olabiliriz. Ama o kişiye uygulanan tedavi yöntemi farklıdır, bendeki farklıdır. Kesinlikle Aslında bu öyle. Dediğiniz de onunla bağdaşıyor sanki değil mi? Kesinlikle öyle. Örneğin bir balgami mizaç, su mizaç. Şimdi siz onun zaten vücudu ödem ve su dolu. Balgam zaten artmış. Siz ona kalkıp da ya günde 3 litre su iç derseniz bu kişi suyu içemez, su onun zehri olur. Çünkü zaten vücudunda fazlasıyla su var. Ama kalkıp da bir ateş mizacı da ya sen su içme diyemezsin. Zaten vücudu hararet, safra baskın gelmiş. Zaten sıcakları hiç sevmiyor. Bunun da tam aksi içebildiğince su içip mizacını soğutması yönünde bitkilerle, yemeklerle beslenmesi gerekiyor, desteklemesi gerekiyor. O yüzden çok güzel bir ilim, herkese öğrenmesini tavsiye ederim. Evet, çok teşekkür ediyoruz ben bu bilgileri ederim. Paylaştığınız için. Aslında seyircilerimizle birlikte bizler de aydınlanmış olduk. Şimdi baktığımız zaman Derya Hanım, şimdi modern tıp, evet zaten ondan şaşmamalıyız. Bunu hepimiz bunun farkındalığındayız. Her yaş grubundaki insanlar. Ama tamamlayıcı tıp dediğimiz şey de artık bu bizim atalarımızdan değil mi? Son zamanlarda da çok revanşta, çok fazla dilden dile dolaşıyor ve insanlar bunun geri bildirimlerinde de çok olumlu sonuçlar aldığını söylüyorlar. Şimdi bunların arasındaki farkı bize nasıl anlatırsınız? Şimdi şöyle ki modern tıp faydalanacağız, her şekilde ne gerekiyorsa yapacağız. Ancak şöyle bir fark var arasında. Modern tıp bir insanı ele alırken sadece ilgili bölümle ilgilenirken değil mi? Bir doktora gittiğimiz zaman işte başınız ağrıyorsa sadece migren baş kısmı, nörolojik kısmına bakılır. İşte veya bir kolunuz ağrıyorsa sadece o kısma bakılır ama tamamlayıcı tedavilerde eski zamanlarda, kadim tedavilerde bir hasta geldiğinde sadece o kısımda ilgilenmezlerdi. Bir hastayı bütüncül olarak ele alırlardı. Yani işte gözden teşhis, dilden teşhis, elden teşhis, tırnaktan teşhis yaparak insanları bütüncül olarak ele alırlardı. Şimdi baktığınız zaman her şeyin, değil mi, hastalığın bölümü farklı. Ama işte aslında hastalık sadece bir yerde başlamıyor. Tamamen vücudu ele alıyor. İşte modern tıp ve kadim tedaviler arasındaki fark bu. Bütüncül olarak ele alınması. Evet. Aslında burada aldığımız sonuç ve tedavi süresinin o zamanlamasında da katkı sağlar değil mi bu tamamlayıcı tıp? Çünkü diğerinde tek dediğiniz gibi nokta atışlı ve oraya odaklı sadece. Ve oradaki tedavi ama ona bağlı olan, onun devamlılığında, sonrasında veya öncesinde ona sebep olan şey neyse bütüncül yaklaşıldığında daha güzel sonuçlar elde etmiş oluyoruz. Şimdi çok pardon lafınızı kestim. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim ben size. Bir kişiyi ele alırken kişinin beslenmesinden tutun, lavabo ihtiyacının günde ne kadar olduğundan tutun, sosyal aktivitelerinden tutun da her şeyle değerlendirmek lazım. İşte tamamlayıcı tedavilerde biz bunu öngörüyoruz. Yani sen nasıl besleniyorsun? Çok soğuk kuru mu besleniyorsun? İşte nasıl gıdalarla besleniyorsun? Gibi gibi ele alınırsa kişi zaten oradaki sıkıntıyı da ekarte ediyor. Oradaki sıkıntı da ortadan kalkıyor. Ama
İşte sadece sen bu ilacı kullan da ama olduğun gibi yaşamına devam et kısmında ilerlersek çok fazla yol alamıyoruz. Evet, çok da doğru, çok da güzel anlattınız. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim, ben Peki, teşekkür ederim. Kimler bu mesleği yapmalılar? Hangi özelliklere sahip olmalılar? Kimler bu mesleği yapmalı? Çok güzel bir konu başlığı. Bence insanı seven, yani ruha dokunmayı seven. Şimdi size bir hasta gelir. Ben özellikle bayanlarla daha çok çalıştığım için biliyorsunuz bayanlar kelime hazneleri daha çok konuşmayı seven insanlardır. Şimdi siz o hastanın hiç gözüne bakmadan, hiç ona bir dokunmadan, ruhunu sevmeden yollarsanız o hasta şifa bulsa da inanmıyor bulduğuna. O yüzden ben şöyle diyorum, eğitim de veriyorum aynı zamanda. Eğitim verdiğim herkese şunu söylüyorum. Diyorum ki ruhuna dokunamadığınız hiçbir hastayı tedavi edemezsiniz. İstediğiniz kadar bedenine dokunun. İstediğiniz kadar tedavi yapın. Ama siz o hastayla bir göz göze gelmediyseniz, bir ruhunu okşamadıysanız, gerçekten onu dinlediğinizi hissettirmediyseniz hiçbir şey yapmış sayılmazsınız. Bu anlamda diyorum ki gerçekten insanı seven, ruhu dokunmayı seven herkes yapabilir. Harikasınız. Peki biraz da geleceğe dair konuşacak olursak, hedefleriniz ve planlarınız nelerdir? Bizim hedeflerimiz nelerdir? İnsanları daha kaliteli bir yaşama, ilaçlara bağımlı olmadan yaşamaya sevk etmek. Öncelikle ağrısız uyumalarına sebep olmak bizim hedefimiz. Çok güzel yollar kat ediyoruz. Çok şükür bu camiada çok değerli kaliteli hekimlerimiz, arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte çalışıyoruz zaten. Umuyorum ki artık ilaçlara bağımlı olmadan çok daha minimum seviyede kullanarak belki daha kaliteli bir yaşama geçiş sağlayacağız. Evet, çok da güzel söylediniz yine aynı şekilde. Aslında 7'den 70'e değil mi? Her yaş grubu için geçerli bu durum. Hemen başımız ardında ilaca sarılmamalıyız. Biraz daha sabırlı, biraz daha o durumu yönetebilecek kıvamda kendimizi tutmalıyız. Dediğiniz gibi tamamlayıcı tıptan da destek alarak bu süreci aslında biraz daha konforlu hale getirebiliriz. Evet. Hemen ilaç, hemen işte hastanelere koşup. Çünkü doktorlarımızla baktığınız zaman oradaki yoğunluk, acillerdeki, hastanelerdeki çok fazla değil mi? Evet. Yani bir baş ağrısı için acile gidilmesine gerek yok. Hani kendimiz bunları alternatif üretebiliriz, sizlerden destek alabiliriz. Orada çok daha ciddi yaralanmalar, çok daha ciddi kaza durumları. Çünkü ölüm diye bir gerçek var. Bunu da göze alırsak eğer oradaki yoğunluğu belki o anda öyle bir vaka gelmeyecek ama doktorun yorulması, sonrasında onun vereceği hizmeti aslında her şey birbirine çok bağlantılı. Biraz kendi içimizde çözümler üretmeye, sizler gibi alanında uzman olan kişilere danışmaya devam etmeliler. Tabii. O şekilde aslında hayat daha konforlu ve daha kolay olacaktır. Çok kıymetli bir doktorumuz vardı. Kulakları çınlasın buradan. Doktor Oğuz Çayan Bey'in cerrahi uzmanıdır kendisi. Hep şey derdi. Sizler bizim işimizi kuvvetlendir, yani işimizi kolaylaştırıyorsunuz. Çünkü size gelecek hastalar iyileştiği zaman zaten bizim yoğunluğumuz azalıyor. Ve burada eklemek istediğim şu var ki herkes kendi doktoru olacak. Yani sizin iyileşmeye eğer niyetiniz yoksa ben size ne yaparsam yapayım ben sizi iyileştirmeye sebep olamam. Ancak mesela şöyle hastalar da geliyor bize. 20 gün olmuş lavabo ihtiyacını yapamıyor. Evet bu çok büyük bir sorun. Ve evet senin yani senin yaşaman bence mucize ve beyninde baloncuk oluşmuş. Ancak kadın veya erkek hiç fark etmez hasta oradaki kabızlıkla ilgilenmiyor da beynindeki baloncukla ilgileniyor. Şimdi şöyle düşünün bir lavabonun patladığını düşünün lavabodan hala su akmaya devam ediyor kirli su. Siz önce yerleri mi silseniz daha doğru olur yoksa oradaki akan o pis suyu durdurmanız mı daha doğru olur değil mi? Önce oradaki bağırsakları bir düzene sokup orayı bir normal yaşantısına döndürdükten sonra zaten diğer sistemler de normale dönecektir. Evet. İşte o yüzden herkes kendinin doktoru olacak önce. Çok doğru. Yine aslında az önce söylediğiniz gibi yine birbirine bağlantılı evet. değil mi o süreç? Sadece tek noktaya odaklı olmamak. Bütüncül yaklaşma. Aynen. Başlangıcından sonundaki gelmiş olduğu şikayet durumuna kadar hepsi birbirine bağlantılı ve bütüncül yaklaşım. Evet. En doğru tedavi sistemi olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Için. İyi çok ki geldiniz. Sağ olun. Çok keyifli bir sohbetti. Ben de ayrıca beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Ne demek? Programımızın sonuna yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Seyircilerimize son sözleriniz nelerdir? Evet ben seyircilere öncelikle bizi dinledikleri için çok teşekkür ediyorum.
Muhakkak tedavilerinize başlamadan önce kendi doktorunuz olun. Ondan sonra uzman ellere kendinizi teslim edin diyorum. Herkese sevgiler. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Sevgili Derya Avcıkaya bizlerleydi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.